Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir yeni bölümle daha, yepyeni bir bölümle daha sizlerin karşısındayım. Biraz video gecikti, evet, bir hafta 8 gün falan oldu ama bazı işler vardı. Yurt dışına çıkmam gerekiyordu, şehir dışına yani. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi ben de orada yeniden hemen yeni transferler falan oldu ya, Batshuayi, Icardi'dir, Delali'dir falan. Onların güncellemesini yaptım. Ekledim tüm takımlara. Alioski'yi transfer etmiştik, hatırlarsınız. Alioski'yi ben ekledim. Batshuayi'yi ekledim. Batshuayi de burada gördüğünüz gibi. Icardi falan, Galatasaray'da herkes var. Tüm kadrolar, her şey güncel. 2023 tüm takımları güncel. Tüm kadrolar güncel. Her şey çok güzel. Bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani PES 2023 gibi düşünebilirsiniz buna. Güzel bir like patlaması bekliyorum sizden. Bu sefer bir 12 beğeni geçsin. Ondan sonra diğer video hemen arkasından hızlıca gelecek bu sefer. Sıkıntı yok yani. Şimdi Chelsea Marquinhos'la sözleşme imzalıyormuş. Antalya Spor maçını simüle ettim zaten. Kariyerimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir öncekinde Dinamo Moskova denk gelmişti. Onu yenmiştik. Şimdi yine Trabzonspor maçı var. Braga maçı var. O ikisini yapacağım sizler için. Yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyenler var. Gerçekten bu arada çok teşekkür ederim. 16 beğeniye ulaşmış. Bir önceki video 15 beğeni de. Hani bunları 12 beğeninin üstünde şimdilik kafidir. Yeterlidir yani benim için. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Gerçekten bakın. Yorumları istediğinizi, transfer görüşlerini yazın yani. PES 2023. Ayrıca FIFA'da istiyorsanız olmadı, şartları zorlayacağız artık. 700 TL galiba şu an. Hani bir durumlara bir bakarız. FIFA'da çekebilirim yani. Ama PES'ten şu anlık bir devam edesim var. Efsane ol falan. Çünkü kadroların hepsi güncel. Çok güzel bir yama buldum. Hani yamayı iyi denk getirdiğimiz için her şey güzel gidiyor. Şöyle kadroyu da paylaşayım sizlerle. Öneriniz varsa abi şu gerçekte şöyle. Ya da ben böyle daha hoş oluyor falan derseniz yine değişiklikler yaparız. João Pedro, King'le Emre Mor, Diogo Rossi solda, Lincoln, Mert Hakan Yandaş, William, Salah'ı, Gustavo, Osay, Samuel, Alioski, Altay Bayındır şeklinde sıralanıyor. Yalnız burada bir Askarov mu vardı acaba? Yok. Defansta bir değişiklik var gibiydi ama şu an kim olduğunu... Luan Perez miydi? Salah'ı yoktu galiba. Perez'le Gustavo'yu koyalım. Siz yine yorumlarda belirtirsiniz. Hani gerçek ilk 11 nasıl? Onu ayarlarız yani. Sıkıntı yok. Hemen Trabzonspor maçımıza geçelim arkadaşlar. Şuradan ayarlamasını yapalım. Defans çizgisini biraz geriye çekelim. Şöyle başlangıcımızı yapalım arkadaşlar. Beğeni, like patlaması bekliyorum. Gerçekten güzel bir rehavet görüyor. Hani bu hoşuma gidiyor. Bu şekilde de devam eder mesela. Bir hafta olmadan 200 izlenmeye vardı video son paylaştığım. Bu çok hoşuma gitti gerçekten. Hani PES seven arkadaşlarınız varsa onları da kanala davet edebilirsiniz. Yorum ve beğeni istiyorum. Beğeni, her izleyen bir like atarsa çok sevinirim gerçekten. Hani abone olun. İzleyenlerden abone olmayanlar varsa abone de olsun, kanalımız yükselsin yavaş yavaş. Çünkü hep bir futbol YouTube kanalı oluşturmak istiyordum yani. Evet, ve maçımıza geçelim sizlerle birlikte. Şimdi şuradan müziği ben bir kapatayım. Maça doğru odaklanalım. Hamşik. Verde. Gutmüjene. Trezeguet. Trezeguet'i de çok beğeniyorum ya. Çok yetenekli topçu ya. Trezeguet. Larsen. Larsen topu kaçırdı. Osay Samuel. Osay Samuel geriye doğru verdi. Gustavo. Perez verdi. Willian'a. Willian Gustavo gibi saç şekli ya. Diogo Rossi. Yukarıda pas isteyen biri vardı. Aşağı doğru verdi. Geriye oynadı. O geri pas olmadı orada tabii ki. Edin Visca. Presimiz var.
Bu maç önemli gerçekten. Trabzonspor'da da güzel bir kadro var çünkü. Larsen bıraktı Amşik'e. Amşik Trezege Larsen'i bıraktı derken ufak bir müdahale var orada. Şimdi serbest vuruşu Trabzonspor kullanacak. İçeri doğru. Bu arada kamerayı koymuyorum. Hani scoreboard ya da herhangi ekranda bir şey kapanmasın diye. Abi seni illa görmek istiyoruz ya da kardeşim seni görmek istiyoruz futbol oynarken derseniz de kamerayı koyarım. Yorumlarda belirtirsiniz bana. İçeri doğru bir orta şimdi. Mert Hakan Yandaş. İleri doğru. Şimdi Lincoln'e. Lincoln yukarıda birini gördü. Pas ulaşmadı ona. Trezeguet, Hamsik. Hamsik ve bir daha Trezeguet'e döndü. Orada çok iyi. Nriçe. Emre Mor. Emre Mor'un enerjisi neden yok bu arada? Yeniden Emre Mor. Emre Mor içeri kat ederse tehlike. Ortasını açtı. Lincoln. Çok müsait pozisyondaydı. Çok müsait. Diogo Rossi. Önünde kalır mı? Oo, King'in önünde kalmadı. Abi niye herkesin enerji çok düşük bu kadar? Hayda. Formları da düşük bunların. Defansta hiçbir sıkıntı yok ama ilerisi çok ilginç arkadaşlar. Daha bir tane maç attılar yani. Ayvayı yedik, iki koşmaya enerji kalmadı adamlarda. Alioski. Ömür'e verdi. Perez. Perez aradan çıkardı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şunu ayarlayalım. Aşağıdan Diogo Rossi. Rossi'nin müthiş koşusu. Rossi ortası da Lincoln. Oo, direkt. Hiç olmadı bu. Bu hiç olmadı arkadaşlar. Lincoln bir şans daha. Lincoln. Lincoln. Jorge Jesus çıldırıyor. Lincoln. Evet, ikinci yarı Batshuayi alır mısınız? Alır mısın şeklinde tezahüratlar geliyor şu an. Tabii ki alırız. Sizleri de heyecanınızı biliyorum. Batshuayi'de ikinci yarı alacağım, bir deneyelim bakalım. Batshuayi açıkçası sizin yorumunuz nedir bilmiyorum ama hani Beşiktaş'ta hep direkler falan filan biraz anlaki olayları vardı yani. Şanssızlık yaşadı diyelim. Hani hep bir direklerde patladı topu, gol şansları falan filan. Bir gol gelir mi? Gelmedi. Bakalım Fener'de ne yapacak? Emre Mor! Çok iyi çekti önünü Emre Mor. Şöyle içerisi boş gibi. Bir gol şansı gelir mi? Oo! Müsait pozisyonda. Çok kötü vurdu gerçekten. Şimdi Victor Hugo. Hugo. Bir zamanlar Hugo vardı. O da yalan oldu. Onu da çok izlerdik. Hugo'yu. Şimdi ara bilgiden sonra maçımıza devam ediyoruz. Arada Diogo Rossi. Diogo Rossi. Bize foul var. Hoca. Bizim foul yaptık. Hakem inanılmazsın hakem. King'in sıfır enerjisi kalmış. Bu ne abi? Bu adamın nasıl sıfır enerjisi kalıyor daha ilk yarıda? Mert Hakan Yandaş bıraktı. King'in hiç enerjisi yok ki. Hayır, daha ikinci maçları yani, daha şey yapmadılar. Çok tuhaf bir durum arkadaşlar. King'in sarısı da varmış zaten. Batshuayi girsin abi. Arda Güler. Lincoln yerine de Arda Güler'i koyacağım. Arda'nın yüze çalışmaları lazım ama. Dur, bu şeyde ofansif orta sahada oynasın.
Arkadaşlar sizin için de bir de şey yapacağım ben. Şuraya bir Valencia'ya gizli forvet şeklinde şöyle bir alacağım. Valencia severler de şimdi aşağıdan bir pas gelir mi? Emre Mor çok iyi verdi. Batshuayi! Batshuayi bekletmeden vurdu. Bir denedi. Hamşik. Batshuayi baskısı vardı. Şimdi yukarı doğru bir pas. Arda! Arda Güle! Batshuayi bekletmeden! Ters bir vuruş. Savunmaya çarptı top. Oo, orada çok iyi bir baskı vardı aslında. Gustavo Henrique ileriye doğru, Jarini'ye doğru bir pas. Öncesinde Amşe'ye yapılan bir foul söz konusu. Fenerbahçe 1-0 önde. Şimdi Batshuayi. Batshuayi topla birlikte gidiyor Batshuayi. Batshuayi aşağı bıraktı. Valencia! Valencia! Jorge Jesus çıldırıyor. Valencia! Batshuayi Valencia çok canlar yakacak gibi. Larsen, Trezeguet. Hamşik. Orada bir paslaşma. Trezeguet iyi sakladı. Trezeguet harbi çok iyi topçu ya. Orada Gut'tan sene verdi. Şimdi Emre Mor. Emre bıraktı Mert Hakan yandaşa. Yandaş. Valencia. Batshuayi. Baksana Batshuayi abi, Batshuayi direklerden kurtulamıyor. Kurtulamıyor adam. Direk şeyi var. Oo, yapma. Cidden çok iyi pozisyondu. Victor Hugo şimdi. Hugo. Hugo bizi geçmişe götürüyor adeta. Edin Visca, Edin Visca baskımız var. Willian Areiro. Ömür şimdi Alioski'yi ekarte etti. Visca çok iyi müdahale vardı aslında ama. Şöyle bir müdahale, çok iyisin. Areiro Hamşik'in önünde kaldı. Hamşik topu çevirdi. Araya bir pas. Canini. Altay Bayındır başarılı kalesinde. Güven veriyor Altay Bayındır. Bu arada Braga maçı da çok önemli gerçekten. Bizim başka oyuncu değiştirme hakkımız var mı? 3 tane değiştirdik. Tamam o zaman. Güncelleme gelmemişti galiba. Aynen 3 tane. PES20'de 3 tane. Bruno Perez. Verdi Puchas'a. Puchas. Arayo. Çok fena şekilde araya girdi. Arayo. Oo, tam son anda verecektim. Adam kaydı. Adam tam yerinde kaydı. Danceville. Puchas. Valencia. Araya. Aradan bir pas derken. Bir foul yaptılar. Şimdi gol gelir mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Arda Güler. Arda Güler adamı değiştirecektik. Arda çok kötü vurdu. Bu arada yeni güncelleme gelirse tabii ki onu da yapacağız. Ama kariyeri de başlattık, bilmiyorum yani. Şu an iyi gibi zaten. Puchas. Trezeguet. Çok iyi. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş. Bıraktı Arda Güler'i. Arda vurdu. İkinci pozisyon.
Hut kim bu arada ya? Uğurcan Çakır. Kalede yok, Hut var. Yeni bir transfer yaptılar, haberim mi yok benim? Trezeguet şimdi. Aradan Giannini. Giannini bıraktı Trezeguet'e. Açtı ortasını Trezeguet. Arıyor bu arada. Çok iyi ya. Baksana her topu kesiyor. Her topu kesti ya. Arıyor. Derken. Sarı kart mı veriyor? Kim o? Arda Güler galiba. Ya maç bitti zannettim bir an. Cidden maç bitti zannettim. Şimdi bir orta derken hakem bitir artık maçı. 2-0. Güzel temiz bir skor alıyoruz gerçekten. Temiz bir galibiyet. Evet, 7.5'la Lincoln maçın yıldızı durumunda. Şimdi şuradan arkadan şarkımızı yeniden açalım. Evet, 2-0. Şu an 6 puanla Beşiktaş, Yeni Malatya 6'şar puanla 200 sıraya tamamlıyoruz diyelim. Transfer sezonun son günü. Transfer ya, şu an bize lazım olan kişi yok yani. Kadroyu bozmayacağım. Hani takımda 37 oyuncum var. Abi ne oluyor? Bizim birilerini göndermemiz lazım. Sağlam mağlam. Çukur abi. Çukur kalıp. Yani bunları büyük ihtimal şey yaparım ben. Kimleri göndermemiz lazım aslında ya? Şuradan bir arkadaşlar, siz yavaşça, ben aşağı doğru iniyorum. Siz bana bildirtirseniz abi şunları gönder. Şunlar gitti hesabı. Onları göndeririz. Şöyle yavaşça göstereyim ben size. Ferdi Kataoğlu'na kadar 37 futbolcu var. Çok fazla var. Lemos da gitti galiba ya. Onları bir ayarlamasını yaparız. Serbest bırakırız zaten. Direkt giderler. İleri diyelim mi arkadaşlar? Dediğim gibi lütfen beğeni patlaması bekliyorum. 12 beğeni. Her şey çünkü sizler için. Güncellemeler forever. Başka şu an yok yani bu şekilde. Analiz çeken. Güncel kadrolarla yani. Her şey güncel şu an. PES 21'de. Takım yönetimi görüşmeler. Alioski daha yeni aldık abi. Lincoln, Diogo Rossi. Oo. Arda Güler'e tam transfer değil. Arda'yı kiralık verebiliriz ya. Bir maçta oynattık. Samatta'ya da teklif varmış. Şimdi Braga maçını da yapalım arkadaşlar sizler için. Hatta bir maçta yapabilirim. Telafi babında. Uzun video seviyorsanız uzun videoda çekeriz yani. Hiç sıkıntı yok. Böyle saatlik videolar falan. İnternet hızlı olduğu için sıkıntı olmuyor. Bu arada dediğim gibi beğenilerinizi bekliyorum. Hani 3. maçı da yapacağım gibi gözüküyor. Hani bir 15 beğeni geçelim yine. Evet, müthiş bir ambiyans. Willian Areola. Şuradan maçımıza odaklanalım şimdi. Mert Hakan Yandaş. Araya verdi. Osayi Samuel. Bomboş. Osayi Samuel. Bomboş pozisyonda olmadı bu orta. Bu orta olmadı. Çok iyisin. Aradan bir pas gelir mi bize? Geldi. Şimdi geriye doğru bir orta açtı. Lincoln ne kaldı? Lincoln. Çok kalabalıklar. Ceza sahası içinde bu arada. Bir gol pozisyonu. Direkler kuruyor.
İnanılmaz gerçekten arkadaşlar. Direkler, Batshuayi'nin pozisyonu falan filan. Gerçekten sese gele döndük ya. Sese gel Tantuni Spor'a döndük yani. Oo, bir vuruş. Thiago başarılı. Evet. Baskınlığımız var arkadaşlar. Aradan bir pas çıkarma. Foul beklediler. Emre Mor. Lincoln. Lincoln topla birlikte gidecekti. Gitmedi. İyi, top çıkmadı. Çok iyi. Aradan bir pas. Derken Andre Castro. Bu maçı almamız lazım zaten. Sanırım playoff maçı olması lazım. Oliveira. Kapamadan çok iyi kaptık derken yine bir top kaybı geldi. İyi pas. Osay Samuel. Osay Samuel atan yönünü değiştiriyor. Yukarıda şimdi Diogo Rossi. Alioski. Verdi Andre. Osay Samuel'e. Adamlar çok kapalı ya. Oo, Fenerbahçe foul bekledi orada. Yalnız bu Areo neymiş abi böyle ya? Areo! Thiago başarılı. İnanılmaz top almaları var. Vuruşlar, gidiş falan, top sürme. Baksana şu kesiciliği. Her seferinde topu alıyor. Baskısı var. İki kişilik baskı. Topu getiriyor. Çok iyi geldi Emre Mor'a. Oo, çok iyi pozisyon. Mert Hakan Yandaş. Mert orada o pas atılır mı ya? Orada o pas. Birazcık önünü at dedim ya. Birazcık ya. Oo, çok tehlikeli bir pozisyon. Aşağı doğru bıraktı. Vurursa tehlike. Vurursa tehlike dedim. Gerçekten inanılmaz ya. İnanılmaz. Böyle pozisyonları kaçırmamaları lazım da şu an ne oluyor ben onu anlamadım. Hani bu enerjiler niye böyle? Çok ilginç. Tamam, bir tane atarız ya. İllaki atarız da. Biraz zor bir maç olacak. Deplasman golü avantajı da adamlarda yani. Bak ya, yarım saat ayağında bekletiyor ya. Evet, ilk yarı sonucu 1-0 Moura. Moura güzel vurdu. Şimdi Çink, sen biraz dinlen. Lincoln yerine şu Zayt gelsin. Orta sahamız João Pedro Burma. Emre Mor çıksın abi. Tamam. Top çevirme ne abi ya? Önde baskı agresif. Şu zaten bu ne abi? Bu defans çizgisi. Şunu çek geri ya. Hedefleri ortalama abi. Gegenpress. Şunları ayarlayalım yani. Hücuma katılacaklar. Şöyle. İkinci yarı full atak arkadaşlar. Full atak. Takımı ileri çektim. Güzel ortalarla almamız lazım maçı. En azından 1-1 biterse yine biz kurtarırız yani. Hayda. Orada o top kaybı oldu mu ya? Batshuayi, hadi bize şanslı gel be oğlum. Meşe Batshuayi. Şimdi Abel Ruiz. Verdi Joao Navas. Foul verdi. Bu olmadı. Joao Navas.
İleri doğru. Alioski. Alioski'nin enerjiye bak. Ya. Kafayı yersin ya. Diogo Rossi. Adamın önüne takılıyor. Adam vursa gol bu arada. Adam vursa gol arkadaşlar. Oo, Diogo Rossi'ye doğru müthiş bir pas. Rossi'ye. Derken vuramadık. Vuramadık. Orada bir kargaşa. O kargaşa zaten biz ne zaman değerlendirdik ki? At şu topu ya, at şu topu şu adama. Adamların hepsi defansta ya. Batshuayi! Jorge Jesus. Bir an sinirlendi gerçekten. Adamlar full defansı ya. Top şuraya bakar mısın ya? Kendi yarı sahalarından çıkmıyorlar. Deplasman golü avantajı var. Şimdi 2 gol atmamız lazım bizim. Gerçi orada atarsak penaltılara kalır falan filan. Ama uğraşırız. Abi orada o pas oldu mu ya? Derken Batshuayi. Abi Batshuayi adamlar nasıl deviriyor ya? İnanılmaz. Müdahale gelmez mi? Orta. Alioski. Evet, oyuncu değişikliği gelecek şimdi. Şu sağ tarafa ben bir alayım. Eyvallah. Baksana adamlar çok kapalı ya. Bizim ileride oyuncumuz mu yok acaba? Niye böyle ya? Hadi be ya. Hadi be ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunları da şöyle. Bu 74 ofansif ortası. Kalma abi, kalma, göbek kal. Açılın abi, açılın ya, açılın ya. Full atak ya, full atak ya. Gol atmamız lazım beyler. Hadi kendinize gelin. Diogo Leite. Şöyle aşağı bir oynasak. Tamam, Zayt. Zayt. Çok iyi Batshuayi'den. Buruma'ya doğru bir pas. Buruma. Ortası. Batshuayi. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Abi adam top falan saklıyor ya. Kafayı yersin ya. Bir orta. Ooo Batshuayi. Oğlum yapma ya. Şunu yapma ama ya. Batshuayi gözünü seveyim ya. Adamlar defansa top mop çeviriyor ya. Kafayı yersin. +2. Hadi oğlum son atak. Son atak ya. Son atak. Batshuayi yapma ya. Tek maç değildir umarım bu ya. Gerçekten bir anla ki bir gol yedik. Ha, grup maçı mıymış bu? Oo, okey okey, tamam. Tamam, sıkıntı. Roma. Roma, diğerini yensek Roma'yla. Tamam, Braga'yla karşılaşacağız yine, yapacak bir şey yok. Bu anla ki oldu biraz. Şimdi önümüzde daha önemli maç. Şunu simüle ediyorum arkadaşlar. Her maçı yapmayacağım. Derken bununla da yenildik Galatasaray. Şimdi başka önümüzde hangi maç var? Göztepe maçı var. Karagümrük maçı var. Çetin mücadele.
Arda arda kaybetmesi hakkında büyük talihsizlik ama son aldığımız sonuçlar için mutluyum diyor. Nasıl son aldım? O nasıl oluyormuş öyle ya? Şu an anlaki dönemler yaşıyoruz arkadaşlar. Göztepe maçı var önümüzde. Braga maçını kaybetmeseydik iyiydi. Şimdi bu maçı yapalım da şöyle bir şeyler ayarlayalım. Bir dakika. Ne var şurada? Kontra atak. Tam 3 maç yapacağım arkadaşlar. Bu arada cidden 15 beğeni bekliyorum sizden. En az 15 beğeni. Bir like atarsanız çok sevinirim. Her izleyen bir like atarsa, transfer görüşlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz yorumda. Bu nasıl bir takım karşıda? Emre Çolak. 4-5-1 taktiği mi bu? Gelişmiş. Şunu en başta şeyde ayarlayacağım. Gegenpress. Şimdi arkadaşlar Batshuayi'yi, Valencia'yı alacağım. Sağ tarafa Bruma gelsin. Ondan sonra sol tarafa Burak kapacak. Samat'ta Pelkas. Pelkas'ı oynatacağım solda da. Berisha falan filan. Ferdi de varmış aslında. Ferdi'yi de ikinci yarı falan alırız. Şimdi şu şekilde iyi gibi. Lincoln. Novak. Novan da bayağı iyiymiş bu arada sol beka. Sağ bekimiz kim? Sağ bek başka sağlam var. Sangare var. Osayi Samuel'i biraz dinlendireceğim abi. Şöyle maçımıza geçelim. Dediğim gibi beğeni bekliyorum. Bu arada hani izleyip işte abone olmayanlar da var. Onlar da abone olursa çok güzel olur. Kanalımız yavaş yavaş bir hit sağlarsa zaten düzenli video atmaya devam edeceğim ben sizler için arkadaşlar. Güncel kadrolar var yani. Bu videoları çekerken ben de uğraştım gerçekten bayağı. Hani yamalarla yama bulmak, yamaları ayarlamak falan. Yeni transferleri sizler için şimdi bir daha ayarladım. Falan filan derken bayağı emek veriyorum. Gerçekten abone olursanız, beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdi maçımıza geçelim. Lukan bize çarptı. Pelkas. Aradan bir pas. Oraya değildi, oraya değildi. Şimdi Valencia. Az önce yukarıya bir pas atsaydı 10 numara bomboştu adam. Adam bayağı boştu. Alioski. William Pedro. Şimdi bir vuruş. Çok feci pozisyonlar denk geliyor. Değerlendiremedik. İki pozisyondur. Emre Çolak. Tane. Tane bıraktı. Yanlış. Oo, orada o pas oldu mu? Akpınar. Di Santo. Orada bir foul beklediler. Tane. Tane. Alioski'nin baskısı var. Pelkas. Çok iyi bir pas daha. Aradan bir pas. Şimdi orada Lincoln. Lincoln. Lincoln bekletmeden vurdu. Çok iyi bir vuruş. Bir anda Lincoln'den. Aradan bir pas. Yeniden Lincoln. Pelkas. Valencia. Offside değil miydi o? Oo. Offside zannettim ha. Çok iyi denk getirmiş. Aradan bir pas. Valencia! 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 Uzaktan müthiş bir gol atıyor. Eder Valencia. Bakar mısınız şuna?
Aurora beşikten bıraktı. Valencia çok sert vuruyor. Ve 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Pelkas. Gerçekten golü aradık aradık. Özellikle Valencia. Pelkas. Pelkas'ın tipi tam yapamamışlar ama goller art arda yağmur gibi geliyor. Nukan Pelkas. Valencia bu arada çok da aktif bir şekilde ilk 11'de yer alabilir diye düşünüyorum. Bu performansından sonra arkadaşlar. Hani Batshuayi ile falan neler kaçırdık. King'le neler kaçırdık. Alyosha müdahalesi yerinde. Şimdi tane baksana ya adam her pozisyonunu kesiciliğini konuşturuyor ya. Bak. Ya böyle bir oyuncu olabilir mi ya? Bu neymiş böyle? Valencia topu kaptırmadan verdi yeniden. İleri doğru. Buruma. Top kaybı geldi. Kılıçarslan. Oo, aşağı Pelkas oynasaydık. Gol gelmişti. Aşağı doğru bir pas. Pelkas. Gerçekten arda arda Braga maçının sanki acısını çıkartıyormuş gibi. İrfan Can Kahveci sesleri yükseliyordu. Lincoln biraz dinlensin. İrfan Can Kahveci. João Pedro. Bizde King mi oynuyordu? Aynen King oynuyordu. João Pedro'yu da denemek istiyorum diyeceğim. 76. Batshuayi de alalım sizin için bir daha. Şu an 3-0. Emre Mor. Ortakaya. Bu satarız ya bu Ortakaya'yı ya. Bir maçta oynatalım da arkadaşlar. Zaten satarız. Hani böyle şey adamları direkt satacağım. Düşük adamları. Çünkü yıldız yakalamaya çalışacağım. Hani önerileriniz varsa abi şunu al. Harbiden ne bileyim Brezilya'nın yıldızı. Harbi futbolcu tipi falan varsa alırız direkt. Böyle birazcık daha futbola yatkın adamları alacağım. Delali gibi mesela. Delali'ye. Batshuayi. Batshuayi topla birlikte gidiyor. Batshuayi. Baskı çok fazlaydı. Derken ilk yarı. Pelkas'ın ve Valencia'nın golleriyle 3-0 önde kapatıyor Fenerbahçe. Şimdi Mert Hakan Yandaş aşağı bıraktı. Yeniden Mert Hakan. Oo, nereden nereye pas atıyoruz ya? Orada bir top kaybı gelir mi? Top kaybı gelir mi? Bastık, aldık topu. Yapma ya, yapma ya. Şu kaptığımız topu verme huyu. Derken kurtaramadık topu. Alamadık. Nukan. İleri doğru. Tannane'ye doğru bir pas. Tannane. Alioski. Bu arada Winnie'nin Arairo'ya çok iyi fiyat vermeleri lazım. Yani satmam için yani. Bruma'ya doğru bir pas. Bruma. Gerilerden geldi Bruma. Oo, çok fena baskımız var. Baskıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Yalnız Bruma da yoruldu bu arada. Takım niye bu kadar çabuk yoruluyor anlamış değilim. Dakikada 60. İrfan. Alamadık topu. Kayan.
Santo, Emre Çolak, İrfan, İrfan Can Kavcı. Onun da klas gollerini bekliyoruz orta sahadan. Yukarıdan top dışarı çıkıyor. Şöyle Bein Sport HD sunuyor bu arada. Sponsorumuz Bein Sport HD arkadaşlar. EA Sports to the Games henüz sponsorumuz değil yani. Umarım FIFA'yı gönderirler bize. Biz de hani bir videosunu çekeriz. Şu ana kadar yani PES'in videolarını çektiğimiz halde bir şey gelmedi. Sponsorluktur. Bir şeydir. Derken olmadı ya. Araya doğru bir pas. Top şu an Göztepe'de kalıyor. Göztepe'nin atakları var. Oo, bir vuruş. Sanki içeride kurtardı gibi ama. Di Santo. İrfan Can Kahveci. İrfan. Batshuayi. Batshuayi baskısı sürüyor Batshuayi'nin. O topu alırdık son anda vermese. Çok iyisin. Gelmedi. Kalmadı. Bir orada bir burada top. Bak yine Göztepe'de. Dakika 81. Areo. Hakem avantajı bıraktı derken. Bir önceki pozisyondan faul çaldı. Şimdi Çolak topu maşında. Gol gelir mi? Vobodo vuruşu sahibi oldu. Şimdi aşağı doğru bir pas. Mihovic. Aradan bir pas çıkmadı. Kalıcı Emre Çolak. Çok iyi pas. Aradan bir pas. Gelmedi, gelmedi. Uzaklardan İrfan Can Kavcı. Çok hafiften yokladı kaleye İrfan Can. Arıyor Sangare. Batshuayi. Batshuayi vuramadı. Pasını aktardı. İrfan Can. İrfan Can Kavcı. İrfan Can Kavcı son anda gole yaklaşmıştı. Şimdi 3-0. Güzel bir galibiyet aldık. 9 puandayız. 12 puanla Beşiktaş zirvede yer alıyor. Daha çok erken. Sadece 3 maç yaptık zaten. Erken gelen gol kazanmayı yetti denmiş. Takımda bayağı transfer. Alioski. Kim var bu arada? Ortega. Ortakaya. Ortakaya satabiliriz bu arada. Serdar Dursun. Serdar Dursun'u da satabiliriz. Arda Güler'i kiralayacağım gibi ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Transfer görüşlerinizi de bekliyorum kesinlikle. Şimdi şu Karagümrük maçında bir simüle edelim. Oo, bu nasıl oluyor ya? Takım güçlü olmasına rağmen 2-0 mağlup olduk Karagümrük'e. Şimdi önümüzde arkadaşlar şu 3 maçı da yaparız bu arada. 2 maçı. Roma maçı var. Avrupa maçı. Çok önemli. Ardından Adana Spor, Adana Demir Spor maçı var. Ankara Gücü maçı var. Yeni Adana Stadyumu. Stadio Olimpica. Estadio Hernández Villages takımında Batshuayi transfer görüşmelerini yalanlamış bu arada. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Like'larınızı bekliyorum. Bir 15 beğeniye geçelim yeniden. Uzun bir video. Telafi videosu olduğu için uzun bir video çekmek istedim. Like'larınızı bekliyorum.
abone olmayanlar varsa, abone olursa çok sevinirim. Kanalımız bu şekilde yavaş yavaş büyüsün arkadaşlar. Yorumlara transfer görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.